Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Merkeze sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Süper Lig, yeni birlik, yeni bir sezon ve yeni umutlarla başlayan bir turnuva. İnşallah yolun sonunda hak edenin şampiyon olduğu ve hak edenin Fenerbahçe olduğu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir sezon yaşarız arkadaşlar. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin rakibi olarak hani açık söyleyeyim Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gördüğüm için söyleyeyim arkadaşlar. Ben 3 takımın da maç özetlerine bakarak ki kısmen de maçlarına bakarak bazı notlar aldım. Mesela Trabzonspor maçına ilişkin. İstanbulspor mesela 5 kişiyle savunma yapıyor arkadaşlar. Ama boş bir savunma, temassız ve olabildiğince seyreden bir savunma anlayışı var. İlerleyen haftalarda bunun sıkıntısını çok ciddi çekerler. Trezegen'in, Larsen'in ceza sahası dışında şutları var. Yani bu kadar kalabalığın içine girip gol atamazsın. Mesela Fenerbahçe taraftarı ister ki kalabalığın içine gir. işte 5 kişi çalma, 10 kişi çalma gol at. Arkadaşlar bu kadar kapanan takıma kolay kolay gidemezsin. Ya uzaktan atarsın. Ya duran top falan veya bireysel yetenekte 2-3 çalım falan atar. Anca yani öyle atarsın. Nitekim Trabzonspor'un ilk golü de kornerden önden kafayla bir dokunuş ya da dokunamama. Arka direkte Cornelius'un uzun boy avantajını kullanıp kafasıyla attığı gol. Duran toplarda zaafı var gibi İstanbulspor'un diye özet izlerken not aldım ama e, aynı İstanbulspor sadece orta kafayla gol deneyen bir takım. Özette gördüğüm kadarıyla. İkinci golde zaten yine orta kafa gol ile sonuçlanmış bir pozisyon. Ya, Trabzonspor hızlı çıkamıyor hata. Mesela geçiş oyununu e, iyi beceremiyorlar. Becerseler bile sonuçsuz kalıyor. Mesela Abdülkadir Ömür, Cornelius iki tane bence çok önemli pozisyonu harcadılar. Ya bir tane de Trezegen'in Akeza kaçırdığı pozisyon var. Beşiktaş maçına ilişkin mesela 9. dakika Gavranoviç çok net pozisyon kaçırıyor. Hani İstanbulspor'un Trabzonspor kalesinde net diyebileceğimiz bir pozisyonu yok. Ancak baktığınız zaman Kayseri Spor daha 9. dakikada savunma arkasına atılan tek topta inanılmaz bir şekilde kaçan gol Gavranovic tarafından evet, savunmanın izlemesin Mesela Vegors birebir oynadığı anda bir kendini yere bırakması falan filan var. Bu lig daha da sertleşecek. O zaman izleyeceğiz asıl e, Wegors'ta futbolculara. futbolculara. Karibe 59'da sarı kart diyor. Ben buna çok takıldım. Niye biliyor musunuz? Hani hocam çok da vurmuyor. Yani temas çok da şey değil diyeceksiniz. Bunun adı tehlikeli dalış. Bunu süperlikte çok yaşıyoruz. Ben anlatıyorum. Birçok kişi anlamakta ısrar ediyor. Bu tehlikeli dalış işte. Ya bunu haftalarca söyledim. Bu sarı kart arkadaşlar. Ama hocam dokunmasa mesela hani hafif de olsa müdahale var ama dokunmasa diyelim. Yine sarı kart arkadaşlar. Böyle bir dalış şekli yok. Ama hakemlerin standartı yok. Fenerbahçe maçında vermiyor. Mesela Fenerbahçe'ye rakip oyuncu yapınca vermiyor. Beştaş'a yapınca veriyor. Yani misal örnek olarak veriyorum. İkinci sarıda mesela. ikinci sarıda net olarak bir müdahale zaten var. Ama futbolcunun tehlikeli yerde o müdahaleyi yapması. Yani hem frikik imkanı tanıyorsun. Hem de sarı kartın var. Çok salakçan. Kolobet istiyorsun. Eee penaltı olmayan pozisyonu. Zaten hani penaltı yok hakemler vardı şurada burada inceledi. Ben ona düşmüyorum ama ya öyle gelen bir topa kafa vurmaya çalışmak yani ligimizin seviyesini biraz anlayın. 82'de yine Emrah Başsan'ın net ötesi, net kaçırışı. Bir tane daha pozisyon var ama özetle yer almamış. Yani Kayserispor 3 tane net kaçır desem yeridir. Bir de 6 e, altı pasın içinde karambolde kaçan var. Offside diye sayılmayan golde minicik bir offside var. Mesela Çile'den çıkaracak bir offside ama Ümit Öztürk maçı izlerken gördüm. Çok emindi yani. Küçücük dosa bir offside var dedi. Golü göstermedi, orta sahayı göstermedi. Bekleyin dedi. Bekleyin dedi. Bildi hakikaten. Mensah giderken mesela Cenk Tosun'un yaptığı bir faul var. Allah aşkına premierlik görmüş adamın yaptığı harekete bak. Yani buna da sarı kart da ayrıca bir saçmalık ha bence. Abi böyle bir dalış, böyle bir düşürme şekli yok. Futbolda futbol dışı saçma sapan devirmelerin artık kararının değişik olması lazım. İtirazdan ikinci sarı yiyor mesela. Baktığın zaman yok. Güç azaldıkça itiraz artıyor genelde futbolcularda. Maçın spikerinin Beşiktaş lehine bu kadar tutkulu maç anlatması ileride sıkıntı yapar kendisine. Onu da belirteyim. İki takım için de heyecanlı anlatıyor ama sanki Beşiktaş için çok daha fazla heyecanlı anlattı. İleride başarır. Galatasaray Antalya maçına ilişkin özete bakınca Galatasaray savunmasının arkasına çok rahat adam kaçırır gibi gözüküyor. Zaten maç başlar başlamaz hemen Abdülkerim'in arkasına adam kaçıyor. Arkadaşlar hızlı hücumcularınızla atın. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek bak sağ ve sol bekleriyle stoperlerin o arası var ya oraya yerden atın, havadan atın çok rahat kaleciyle karşı karşıya kalırsınız. Hani Seferovic mesela Fenerbahçe taraftarının beklediği gibi dakika başı gol atmaz. Hani her maçta 90 tane gol olmaz. Ya da Vegors'un 90 tane golü olmaz. Bak bunu da garanti vereyim. Mesela Yunus Akgün. Çok tehlikeli bir isim. Çok tehlikeli. Onun mesela nasıl yıldırırsın? Fiziki mücadelelerde onu biraz topu çevirirsin. Topu çevirip koşturursun topun peşinde. Yorar yıpratırsın. Kerem'le mesela net direkten dönen bir topu var. Hacı Rayt'la ee, Antalya Antalyaspor'un kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Yine aynı sistem savunma arkasına gerçi biraz kontra atak gibi ama Oliveira çok kırılgan. Bunu gelmeden de söyledim. Teknik bir oyuncu ama fizik kapasitesi, fizik gücü bu ligin ne kadar üstünde ya da ne kadar altında siz bilirsiniz. Antalyaspor'un penaltısı. Ben buna çok takıldım. Geçen sene bize de oldu. Dedim ki ya arkadaş adam topu atmış. Yakalama, yetişme imkanı yok. Top! atıyor kendini yere. Hatta çime takılmış düşmüş. Yani çim daha Mustera'nın müdahale olmadan bak çok yavaş çekimde oynadın. Zaten adam kendini düşürmeye hazırlamış. Ama hocam Mustera'nın kayması orada tehlikeli. Ya yok arkadaşlar yok ben bu pozisyonlara kızıyorum. Hani geçen sene bu kanalda gelip ağlayan Galatasaraylı Beşiktaşlılar falan oldu mesela. Ya penaltı sen neye konuşuyorsun falan dediler. Ya bu penaltı değil abi. Etmeyin, eylemeyin. Bu penaltı değil. Ya adam top ayağından açmış, kendini düşürmeye hazırlamış, geliyor ah düştüm. Ya zaten düşürmeye hazırlamış. Arkadaş var la görüyorsun. Bak daha kalecinin teması olmadan parmak uçlarında adam ya. Ya ben bunlara kızıyorum arkadaş tamam Galatasaray rakibim. Eyvallah Beşiktaş rakibim ama bende Allah korkusu var abi etmeyin eylemeyin buna penaltı verilmez ya. Bak aynısı Fenerbahçe maçında olsun yine aynısını söyleyeceğim. Ki Galatasaray maçında bunu söyleyen adam herhalde Fenerbahçe maçında da aynısını söyler. Sonrasında kaçan penaltı. Ya arkadaş bile bile kaçırayım desen yine böyle vurmazsın. Bu ne laballik, bu ne la kaytlık, bu ne ukalalık. Yani tek kale top oynarsın 6-0, 7-0 önde olursun anlarım. Bu ne şeylik ya. Yani çok... Neyse. Galatasaray'a karşı oyun kurarken sağ ön sağ bek mevkisi. Galatasaray'ın sağ ön sağ bek çok dağınık. Tamam Yunus kişisel olarak yetenekli bir oyuncu ama öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Galatasaray'a karşı atak kuran takımlar soldan kurması lazım. Soldan yüklenmesi lazım. Yine aynı şekilde Galatasaray'ın sol bek mevkisi de araya çok adam kaçırabilen isim. Yani sağ ön hücumcusu sol beki sol ön hücumcusu iyi olan bütün takımlar Galatasaray'a tehlike çıkarır. Ama hocam Mertens almış şunu almış istediğini alsın. Fark etmez ki bunlar onu engellemez. Görün bakın. Gomis'in sarısı var. Son anda rakibin yüzüne eli değiyor. Faul veriyor. Hakem diyor ki faul. Elle vurdun. Ama ikinci sarıyı vermiyor. Bence bu ikinci sarı. Şansa kazanmış gibi dursalar. Da, hani bence ikinci sarı derken bunu hep ikinci sarıyı verirler yani. Yani buna veriyorlar. Şansa kazanmış gibi dursa da hani pozisyonlar itibariyle özet itibariyle gördüğümüz kadarıyla Antalya Spor hücum attı. berbat. Ve bu hücum attıyla hani ee, çok sıkıntı yaşarlar gibi geliyor arkadaşlar. Yani özetlerden izlediğim kadarıyla bunu söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye dönelim. Nasıl dönelim? Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Joa Pedro 1, Mert Hakan Yandaş 2, İrfancan Can Kahveci 3, Serdar ee, Aziz, işte Nazım Sangare falan zaten onların belirttiği şeyleri vardı ya. Bu arkadaşlar Ümraniye maçında forma giyemeyecekler. Mesela hocam Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında tehlike yapacağına inanıyor musun? Hani dedin ya sağ önü sol beki. Mesela bir Alioski tehlikelidir. Sağ önde bir Emre Mor oynatırsan tehlikelidir. Sol önde Rossi. Rossi'nin bir bitiriciliği var. Yani yok. Sıkıntı olarak. Rossi'nin en büyük sıkıntısı bitiricilik. Eğer Rossi bitiricilik sorununu halletsin. Zaten Fenerbahçe alır başını gider. Mesela Trabzonspor'un İstatistiklerine hiç baktınız mı? İstanbulspor'un 3 şutu var, 2 isabet. Trabzon 13 şutu var, 5 isabet. Toplu oynamada İstanbul daha fazla oynamış ama nihai sonuç ortada. Beşiktaş Kayseri hiç baktınız mı? Kayseri'nin 5 şutu var, 1 tane isabet. Beşiktaş'ın 20 şutu var, 6 isabet. Ama maçı izleyen arkadaşlara sorun. Maç Kayseri'nin hakkıydı derler. Çünkü 3 tane %100'lük pozisyondan yararlanamayan bir Kayserispor derler. Ama nihai sonuç ortada. Yine Antalya Spor Galatasaray maçı. Burada iki eş sayıda e, hemen hemen eş sayıda iş var. Mesela 12 şutu var Antalya'nın. 13 şutu var Galatasaray'ın. 4'er isabetli şut. %44 toplu oynama Antalya'nın. %56 Galatasaray'ın. Baktığınız zaman eş değer iki takım. Gomis'in o bitirici vuruşu. Hocam işte golcü vuruşu budur. Zaten bu yüzden yıllık 2,5 milyon euro para alıyor arkadaşlar. Etmeyi elemeyin. Bu yüzden 2,5 milyon euro para diyor. Tabii bitirici vuruş yapacak. Yani neyin derdindesiniz onu anlamıyorum. Tabii ki bitirici vuruş yapacak. Yani onu belirteyim. başka ne söyleyecektim ben? Ha şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar Süper Lig'de şeyin dikkatinizi çekti mi? Bir önceki hani mesela geçen sene şöyle oluyordu. Fenerbahçe kimle oynuyor? İşte Kayseri Kayserispor geçen hafta kimle oynadı? Başakşehir'le. Fenerbahçe Başakşehir'in oynadığı takımlarla bir sonraki hafta oynuyordu. O bu sene kalkmış farkında mısınız? Değilseniz farkına varın diye söylüyorum. Şimdi geçen sezon forma giydiği bütün Süper Lig maçlarında galibiyet yaşamış Arda Güler. Tabi ilginç bir istatistik. 12 galibiyet yaşamış. Aynı zamanda sahada kaldığı her 48 dakikada bir gole katkı sağlamış ve ligin en iyi oyuncusu olmuştu diyor bu alanda 3 gol 3 asistle. Süper Lig'de e, o sezon yükselen takımlara karşı rakip olduğu son 11 maçın 10'unu kazanmış Fenerbahçe. Tek gene geçen sezon Adana Demirspor maçında oldu. E, bunun dışında arkadaşlar transfer haberleri var. Göztepe Ali Akman'ın satın alma opsiyonuyla birlikte bir sene kiraladığını açıklamış. Ne Ali Akman bizi ilgilendirir ne başkası bizi ilgilendirir. Ama Burada şunu anlatmak istiyorum. Medyada bir Galatasaray pohpohlaması var. Fenerbahçe taraftarılan Galatasaray'ınki çok farklı. Çok farklı. Aynı pohpohlama yapılsa bile verilen tepkiler çok farklı. Nasıl? Misal, Erron bu penza için resmen al şabapta diye bir haber girmiştir. Evet, doğrudur. Yani e, gitmiş olabilir. Al arabi gösteriyor hala. Hani gitti gözükmüyor da transfer market. Diyelim resmi olarak gitti. Fark etmez. Ee, zaten bu sezon 180 dakikaya çıkmış. Gol ya da asist yok. Bu bile yeter Fenerbahçe taraftarı için. Mesela Fenerbahçe taraftarı için ben bir öneride bulunayım. Enes Ünal. Girin sosyal e, se, transfer markada 25 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 25. Türk milli takımıyla 27 kez maça çıkıp sadece 2 gol atmış. Artık nasıl attı ben de bilmiyorum. Enes Ünal size göre yetenekli mi? Bana göre hani yetenek var ama Fenerbahçe'ye forvet olarak alır mısın? Asla, kat'a, kella kesinlikle almam. Ama Fenerbahçe taraftarına göre boş beleş bazı arkadaşlara göre hocam geçen sene 37 maça çıkmış 2813 dakika. Benim tabirimle 32 maça çıkmış 16 gol 1 asist. O süper. Zaten hocam onu geçen sene 16 gol 1 asist yapmış. Yani sizin mantığınıza göre Enes Ünal şu anda Süper Lig'e gelmesi gereken forvet. Bir önceki sene 5 gol 2 asist. 29 maçta. Bir önceki sene 8 gol 2 asist. Bir önceki sene böyle böyle tek tek sayarım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Baktığınız zaman geçen sene prime'lık yapmış. Bir sezon prime yaptı diye iyi topçu. Fenerbahçe taraftarı topçudan anlamıyor. Çoğu anlamıyor. Ben buna şahidim. Bir de şu var. Rakipler büyük isimlerle anılıp kamuoyu baskısıyla diğer rakipler baskı altına alınıp mesela Galatasaray işte Alexis Sanchez'i getiriyor. Cristiano Ronaldo'yu getiriyor. Yetmiyor. Belotti'yi de getiriyor. O da yetmiyor. Amerikan başkanını getiriyor. Daha yetmiyor. Diyorlar ki işte İngiltere başkanını da getirelim. Daha yetmiyor. Şunu getiriyor diyorlar. Bakın. Aynısı Fenerbahçe taraftarına olunca ne oluyor biliyor musunuz? Diyorlar ki arkadaşlar. Ya hocam ben Gomez'e kötü demiyorum. Ama Dembele ismi anılırken Barbosa işte Gabigol ismi anılırken bunun getirilmesinden nefret ediyorum. Yani artık kesinlikle şampiyon olamayız diyorlar. Rakipler hiç böyle demiyor. Mesela hiçbir Galatasaray'dan ya Belotti anılıyordu. Belotti ismi geçiyordu. Cristiano Ronaldo geçiyordu. Mertens geldi. Yani artık kesinlikle Fener şampiyon olur dediğine ben şahit olmuyorum. Ama Fenerbahçe taraftarı İçinde o kadar sazan barındıran, o kadar boş isim barındıran bir kitleye dönüşüyor ki. Ya büyük isimler bekliyordum, artık kesinlikle şampiyon olamayız diyor. Lan Beşiktaş'ın transfer sezonuna girerken ismi kimlerle anıldı? Kimlerle anıldı? Galatasaray'ın ismi kimlerle anıldı? Galatasaray transfer market transfer söylentileri. Burada var herhalde. Mesela Galatasaray'ın transfer söylentilerine girin. Bakın arkadaşlar. Memphis Depay yazıyor mesela. Evet. Mehdi Taremi, Hakim Ziyek. Bakın orada Justin Kluivert. Norman, Endombele. Hatırlayın. Allah'ınızın kitabınızın aşkını hatırlayın. Bunlar konuşulmadı mı? Deniz Suarez, Bamba Yenk. Cenk Özkaçar. Hani hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Amiri, Jason Denayer. Hiçbir Galatasaray'a çıkıp da abi cık, yok ya yani depayla adımız anılıyordu. Gidip ala ala bu salağı aldık demiyor mesela. Hatırlayın. Vlasic, Vega. Ya bunların hepsi var arkadaşlar. Açın transfer markatı. E hem de yüksek yüzdeli olarak var. Mesela olasılık olarak bir düşünün bakalım. Aa Venerbahçe taraftarı Sazan gibi atlasın dursun. Ha Galatasaray bu sözleşmelerle şampiyon olamazsa 2-3 sene belini zor doğrultur. Ama saha dışında muhtemelen bir şeylere güvendiler ki bu riske girdiler. Söz konusu Fenerbahçe olsaydı işin içine ne hülleler ne şikeler falan katılırdı ama Galatasaray olunca ben başkalarına güvendi diyoruz. Yani Ali Koç'un asıl testi saha dışında olacak. Saha içinde değil. Bunu da belirteyim. Peki mesela Udinese Rodrigo Becao için 10 milyon euro istedi. Fenerbahçe rakamı çok buldu. Salahin'in olası ayrılığına karşı BKU'yu alternatif olarak falan filan arayışlara başladı. Arkadaşlar siz transfer sürecini şöyle mi zannediyorsunuz? Ya biz talibiz oyuncuya ne kadar istiyorsunuz? 1 milyon euro. Aa, 1 milyon euro dediniz biz geri adım atmak zorundayız. Niye? Biz 4-5 istersiniz diye düşünüyorduk. Siz 1 milyon istediğinize göre bu salak. Biz bunu almıyoruz. Görüşürüz. Ya da Gabigol'e gideceğin kaça veriyorsunuz? 8,5 biz 7 veririz. Tut şu eli. Tut. Sağla. Çıkma. 7.5. Çıkmam. 7.75. Bak buradan geri gideceğiz bak Türkiye'ye. Yürüyerek gidemeyiz bak. Hadi bitti. Hayırlı olsun. 5 dakikalık iş. Bunu böyle zanneden inanın çok kişi var. Bazen bir transfer için bir ay uğraşırsın. Bir ay. Luan Perez 25 günde transfer oldu. 25 günde. Hocam o senin yöneticilerinin çapsızlığı diyecekler. O sizin bil, iş bilmezliğiniz. Ya dün bir arkadaştan güzel bir muhabbet ettik. Dedim ki bizim ülkemizde herkes öğretmen. Herkes öğretmen. Bak istisnasız herkes öğretmen. Herkes gider öğretmenin işine karışır. Bizim ülkemizde herkes doktor. Herkes gider işine karışır. Bizim ülkemizde herkes yüksek din alimi. Şu da namaz kılıyor ama sen onun kıldığı namaza boş ver. Onun yediği haltlar var ya. o. Geçen bir tanesine soruyorum ben diyor camiye gitmiyorum diyor. Niye diyorum ben camiye küstüm diyor. Allah beni cennetine alacak diyor. Camiye küstün nasıl cennetine alacak diyorum. Ben diyor bir gün gittim diyor para topluyorlar. Dedi ki diyor şu senin payın bu benim payım diyor. Yakaladım diyor. Ondan sonra o gün bugündür gitmem camiye. Hesaba çekilirken münker nekire öyle Men rabbüke diyecekler. Rabbin kim? Ben camide yakaladım. Men Menekremike Namaz kılanları da gördük. Ne varsa Hacı da Hoca da vardı. Men kitabı ki ya benim kitap okumama ne gerek var peygamber gibi adamım diyeceksiniz. Orada anlatırsınız derdinizi. Yine Fenerbahçe taraftarı üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bak rakip Alexis Sanchez ile Cristiano Ronaldo ile şunla bununla anılmaktan keyif alıyor. Diyor ki bak bu bizim büyüklüğümüz. Biz bunları alabiliriz. Rakipleri titretiyoruz diyor. Fenerbahçe büyük futbolcunun anıldığı zaman diyorlar ki bu salaklar bunu alamaz. Cık. Yok ben bu yönetime güvenmiyorum. Dün biri diyor ki Ali Koç olduğu müddetçe şampiyon olamayız. Fenerbahçe güzel oynuyor mu diyorum. Güzel oynuyor. Hoşuna gidiyor mu? Yıllar sonra hoşuma gidiyor. E niye diyorum? Ali Koç olduğu müddetçe şampiyon olamayız. Ya kendinizi niye bu kadar şartlandırıyorsunuz? Benim totemim var diyor. Ali Koç olduğu sürece şampiyon olamayız. Görün bakın. İnanın Fenerbahçe başarısız olsun isteyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Niye biliyor musunuz? Gidecekler 3-5 tane arkadaş kitlesine ben demiştim diyecekler. Bak var ya namazlardan sonra ben dua ediyorum. Diyorum Allah'ım Fenerbahçe'ye yardım et. Bak kimisi böyle Fenerbahçe başarılı olsun diye namazda sonra bile dua ediyor. Kimisi de başarısız olsun diye elinden geleni yapıyor. Bak adım kadar soyadım kadar eminim sizin nacivertiniz kırmızı. Sizin nacivertiniz kırmızı. Sizin nacivertiniz kırmızı. Adım kadar eminim. Ben demiştim demek için Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyen kişi kadar Fenerbahçe düşmanı yoktur. Ben demiştim diyor. Lan bir Maxi Gomez alıyor, almak niyetindesin. Şimdi onun transfer sürecinde de 2,5 milyon euro başarı bonuslarını kabul etti falan filan diyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki yok diyor kabul etmedi diyor aynı kişi. Bak Maxi Gomez'i hiç yani yüzünü görse tanımayacak kişiler. Bundan olmaz. İspanya'dan geliyor. Misal veriyorum. Onlara göre İspanya çok kolay. E kardeşim, madem İspanya çok kolay, İspanya ligindekiler salak mıydı? Niye gidip de Luis Suarez aldı? Niye para verdi? Niye gidip Gareth Bale aldı? Niye para verdi? Neyse. Maxi Gomez için de şunu söyleyeyim. Kimisi diyor ki oyuncuyla kulüplerin anlaşması bekleniliyor. E, kimisi diyor ki Maxi Gomez kabul etti, kulüpler anlaşmadı. 12 milyon euro Valencia istiyor. Fenerbahçe almaya çalışıyor. Valencia için e, Valencia'ya yapılan teklif reddedildi. Fenerbahçe teklifini yükseltecek diyor. E, başkası diyor ki Valencia. Bak arkadaşlar ben size iki tane olumlu şey söyleyeyim. Bir, Valencia yeni forvet alacağı için Maxi Gomez transferinde zorluk çıkarmayacak. Bu bir. İki, arkadaşlar bakın ikincisini söyleyeyim. La Liga'da kadronuzda Avrupa Birliği pasaportu olmayan 3 oyuncuyu tutabiliyorsunuz. Avrupa Birliği pasaportu olmayan 3 oyuncuyu tutabiliyorsun. Valencia'da Marcos Andre, Maxi Gomez ve bu sene satın alınan Lino varmış. Arthur'la anlaşmışlar ama Arthur'u getirmek için 3 oyuncudan biri Lino'yu yeni aldıklarına göre ya Marcos Andre ya Maxi Gomez'i göndermek için 40 takla atıyorlar. Şimdi nasıl senin transfer market cezanı olduğunu herkes biliyorsa bu arada Marcos Andrade 5 milyon Euro piyasa değeri var. Brezilyalı. Ee, Fenerbahçe taraftarına bu müstehak. Gerçekten bu müstehak. Niye? Brezilyalıymış hocam. Brezilyalıysa çamurdan olsun. Bir şey olmaz. Maxi Gomez nereli? İspanyol değil mi hocam ya? Hepsi aynı. Değil. Ha hocam boş ver. Bak bu arada de 4 gol 3 asistle geçen sezonu tamamlamış. Ama gel de anlat. Valencia'nın geçen sene kısır bir Futbol oynadığını, sezonda 48 gol attıklarını. Şimdi Fenerbahçe hala 8 milyon euronun üstüne çıkmadı arkadaşlar. Bon servis konusunda. Bilginiz olsun. O hocam kesin bu. O zaman gelmez. Bak şu söyleyeceğimden sonra birçok bir kişi dönecek. Sözleşmesinde ne kadar serbest kalır maddesi var biliyor musunuz? Maxi Gomez'in 140 milyon euroya serbest kalır maddesi var. 140 milyon euroya serbest kalır maddesi olan futbolcu için Fenerbahçe... 7 milyon euroya çıktı. En son 8'e çıktı. Yani 8. Hocam artı bonusu var mı? Var. Şampiyon olursak bonusu var. Ya şampiyon olalım fazladan verelim. Kim kimin gözü görecek? Bu transferi 7 artı 3 ya da 8 artı 2'ye biter gibi duruyor. Ben şunu söyleyeyim. Maxi Gomez Fenerbahçe'nin getireceği en iyi forvetlerden biri. Komple bir forvet. Ya tutar tutmaz bir şey diyemem. Allah aşkına Serdar Dursun'un 15 attığı yerde Slimani 3 attı. Pampersi tutmadı. Ayev tutmadı. Ya Serdar Dursun'un 15 attığı yerde. Allah aşkına Serdar Dursun Slimani mesela. Slimani 3 gol attı. Bir şey söyleyeceğim. Kağıt üstünde Slimani'nin o yaştaki hali mi daha iyidir Serdar Dursun mu? Hocam şu kadarını penaltıdan attı. Ya umrunuzda mı? umrunuzda mı? Seferovic sezonda 40 tane gol atsa, 40'ını penaltıdan atsa diyeceğiniz şey şu olur. Bak biz sakatlığı almadık. Adamların aldığı futbolcu 40 attı. Fenerbahçe'ye gelince dönek, başka takımlara gelince dönek yorum yapanlar bu kanalda ben barındırmıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden dikkat edin 3-5 kişi azaldı kanal ama yine de artmayı sürdürüyor. Niye? Fenerbahçeliler, gerçek Fenerbahçeliler abone oluyor. Dönek Fenerbahçeliler defolup gidiyor. O yüzden gerçek Fenerbahçelilere ulaşmamız lazım. Bir de bir şey söyleyeyim. Mesela Mitrovic'in bu sezon hariç Premier Lig'de toplam 40 şey 20 golü var biliyor musunuz arkadaşlar? Alexander Mitrovic'in. Ve Fenerbahçe taraftarı bu mala 8 milyon euro mu verilir derken utanmadan yorumlarda hala yer alan arkadaşlar var. Diyorsanız çıkarayım. Benim arşivde var hepsi. Yani YouTube sistemine girip Mitrovic yazsam bile neler görüyorum. Bu mala 20 mi verilir diye. 2 sene öncesine gideyim. Aklınız durur. Bugün Fenerbahçe yönetimine söven arkadaşların Mitrovic hakkındaki yorumlarını görseniz çıldırırsınız. Dersiniz ki bizim düşmana ne ihtiyacımız var bunlar var diye. Aynı ligde Joshua King penaltısız 40 gol attı. Baktığınız zaman böyle bir durum var. Ben şunu söyleyeyim. Şampiyonluk bir maçla, bir golle, bir balla yakalanmaz. Yani bir balla bir şansına kazanılan maç da yakalanmaz. Fenerbahçe'nin 36 tane lig maçı var. 6 tane öneleme oynayacak yani konferans ligine gidecek bile olsan 6 öneleme 6 tane grup maçını kesin oynayacaksın. Yani kalırsan kaldın diyelim 6-6-12. Bir üst tur açık 2 tane de benden olsun 14. 36 lig maçı daha 50. 6 tane de Türkiye Kupası maçı oynan misal veriyorum 56 maç. Unutmayın 56 maçın 56 maçın sana 14'ünü şans kazandırır. Bal kazandırır. Bireysel yetenek kazandırır. Kısır giden maçta ortaya açarsın. Bir kişi kafayla dokunur kendi kalecini atar. Bilmem bir şey olur. Kaleci boşa çıkar. Büyük hata yapar. Ayağının altından kaçırır. 90 artıda kırmızı penaltı olur. Oradan atarsın. Şu bu. Bir şekilde kazanırsın. 56'dan 14 tanesini. Hadi ben 16 yapayım. Normal takımlarda 16. Hocam Fener'e de şans güler mi? Hadi gülsün. E 16 tanesini şansla kazan. Kaç kaldı şekerim? 40. 40 maçın. Mesela 10 tanesini de tek atıp kazanırsın. Yani tek at kazan maçları. Nasıl? 1-0 kazanırsın. Maç 1-1'dir. 2-1 kazanırsın. Yani bir farkla kazanırsın. 26 tane galibiyet. 56'da 26 galibiyet. kaldı 30 maç. 30 maçın ne yaparsan yap. 10 tanesinde puan kaybedersin. Ama hakemler istemez, ama sistem istemez, ama başkası istemez, ama işte işte şu güçler istemez, bu güçler istemez. Kaldı sana 20 maç. 20 maçta eşekler gibi oynayıp kazanmak zorundasın. Yani eşek gibi kazanmak zorundasın. Ya da şöyle söyleyeyim, 20 maçı futbolla kazanırsın. 20 maçı futbolla kazanırsın. Not. Hocam hakem hakkını yemeyecek mi? O 10 tanesinde puan kaybedersin. Hadi onu ona verelim. Yani 10 tane puan kaybı hakkı tanıyorum sana. Ona verelim. Bakın arkadaşlar 20 maçı futbolla kazanırsın. Ben şunun iddiasındayım. İlk haftaki Trabzon, ilk haftaki Beşiktaş, ilk haftaki Galatasaray. 20 maçı futbolla kazanabilir mi derseniz ben buna kefil olmam. Fenerbahçe 20 maçı futbolla kazanabilir mi? Şu anda geçiş evresinde olan, herkesten önce sezonu açan, bence herkesten daha hazır olan Fenerbahçe'nin bir zahmet 20 maçı futbolla kazansın. Hocam futbolla kazandığını nereden anlayacağız? Takır takır futbol. 2 gol, 3 gol, 4 gol. Rakipten daha iyi futbol. Bu şekilde kazanırsın. Not. 56 maçın 3'ü oynandı. Kaldı 53 maç. 3 taneden bir tane hakemle gitti. Hakemle gitti. Bir tane Forvetsizlik de gitti. Ee, bir tane de galibiyetin oldu. Bir galibiyet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani 16 şans maçı ya. Bence şans maçıydı o. 3-0 kazandığımız maç. Onu ona saydım. Kaldı 15 şans maçın. Bir tane hakemle giden, bir tane forvetsizlikle giden. Hani dedim ya 10 tanesinde puan kaybedersin. Kaldı 8 tane puan kaybı hakkın. Yani 15 tane şans da kazanabilirsin artık. 8 tane puan kaybı hakkım var ya da maç kaybı hakkım var. Onu söyleyin. En az 20 tane hala futbolla kazanman gereken maç var. Lig uzun bir maraton. Cahil cubarayla iş yapmayın. Kesin bu haftadan belli ya. İlk haftadan belli şampiyon şu ya. Bitti. Bak ilk haftadan şampiyon şu diyen arkadaşlar sezon içerisinde dua ediyor. "Allah'ım ne olur onlar şampiyon olsun. Ben ilk haftadan onlar şampiyon demiştim." diye. Aramızdaki fark bu. Ben sarıyla lacivert'i tutuyorum. O arkadaşlar sarıyla kırmızıyı tutuyor. Lacivert kırmızıya dönüşsün ki haklı çıkayım diye isteyen bu şekilde konuşan herkes Fenerbahçe düşmanıdır. Bunların genetik özelliğini anlatayım. Misal Fenerbahçe çıkar Ümraniye maçına takır takır top oynar 4-0-5-0 kazanır. Bunların hiçbiri konuşmaz. Kalleştir bunlar. Bunlar gerçek hayatta da böyledir. İki yüzlüdür. Riyakardır bunlar. Bunlar susar. Gider Fenerbahçe Slovaçko'yu orada da yener. Susar. Kazımpaşa'yı yener, susar. Ne zamana kadar? ilk puan kaybına. İlk puan kaybında bunlar bir türeller mantar gibi, amip gibi, öglena gibi, terlikse hayvan gibi. Bir türeller ben demiştim forvetsizlikten olmaz, bu forvetlerle gitmez. Ben demiştim, ben söylemiştim, beni eleştirmiştiniz, bana hain demiştiniz diye çıkarlar. Bunları direkt üstüne basıp geçeceksiniz. Ben böyle yapıyorum. Ben mutluluk için, huzur için bu tipleri direkt engelliyorum normal bir şartlarda insanlar ne ister? Kanalına daha çok yorum yapılsın. Bu şekilde ortalığı karıştıranlar çok olsun ki daha çok yorum olsun. Video daha çok izlensin. Hayır umurumda değil abi. İzlenmesin. 25.000'de kalalım. Büyümeyelim. Varsın büyüm, Varsın sahtekarlar büyüsün. Varsın yalancılar büyüsün. Varsın 200'lüler büyüsün. Büyümeyelim. Bu kadar da kalalım. Yeter. Yeter. Her video beğeni sayısını arttırmaya çalışıyorum ben artık videolar Beğeniler 1000'i geçsin, 2000'i geçsin. Ben bunu artık bunu hedefliyorum. Başka Fenerbahçe yok. Başka Fenerbahçe yok. Ama başka taraftar çok bulunur. Milyonlarca taraftar bulunur. Hocam peki bunların dönme ihtimali var mı? Fenerbahçeliler ise zaten dönerler. Niye dönerler? Önünde 56 maçlık bir periyot var. 53 kaldı diyelim. 53 maçlık bir periyot var. 53 maç boyunca her hafta her hafta papağan gibi bu, şey, bu kadron bu kadro olmaz bu kadro olmaz bu kadro olmaz deyip 53. hafta herhalde o kadar da yüzsüz aşağılık değillerdir çıkıp da şampiyonuz ya şampiyonluk kutlayalım diye. Bunlar şampiyon olmak istemiyorlar. Bunlar istemiyorlar. Bunların amacı şampiyon olmak değil. Bunların amacı Joshua King tutmasın. Pedro tutmasın. Bunların amacı bu. Bir Galatasaraylı ne kadar Pedro'nun tutmasını istemiyorsa bunlar da o kadar istemiyorlar. Bir Trabzonspor'u ne kadar kink tutmasın istiyorsa bunlar da o kadar istiyorlar. Yani tutmasın istiyorlar. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçeli ile Fenerbahçeli olmayan arasındaki farkı anlayacaktır. Geçen gün Angut'un biri yazmış ki arkadaki koltuğu değiştir. Niye biliyor musun? Batıyor. Angut bak bunlar var ya bu. Bunların özelliği bu. Bir tanesi yazmış. Fenerbahçe forması değiştir başka forma giy. Niye senin gibi Galatasaray forması mı giyeyim, Beşiktaş forması mı giyeyim? Arkadaşlar ben bunlara sinirlenmiyorum. Ben sadece duyuru yapıyorum. Duyuru yapıyorum. Ben bunlarla zamanımı geçirmiyorum. Ben gerçek Fenerbahçeli olan kitle var ya, hakiki Fenerbahçeli olan kitle. Hani hakiki şampiyonluk isteyen taraftar. Ben onları halkamızın etrafında toplamaya çalışıyorum. Bak yorumlarda bazıları şey diyor. Hocam bunlara çok takılıyorsun. Bunlara çok takılıyorsun. Siz de o gruptan olabilirsiniz. Dikkat edin. Ben onlara takılmıyorum. Ben hakiki Fenerbahçelilere takılıyorum. Yürekten, hakikaten, gerçekten Fenerbahçeli olan bütün taraftara sesleniyorum. Biz 7 gün 24 saat Allah ömür verdikçe, izin verdikçe, imkan verdikçe buradayız. Maç önlerinde de buradayız. Maç sonlarında da buradayız. Hafta içinde de buradayız. Hafta sonunda da buradayız. Güncel haberlerde de buradayız. Transferde de buradayız. Duyumda da buradayız. Birçoğunuz bir ay sonra kaçacaksınız. Gideceksiniz. Çünkü mezhebiniz, meşrebiniz bu. Ya ben transfer edin neyim yeter gideyim. Birçoğunuz kaçacaksınız. Ama kalanlar diyecek ki doğru yerdeyim. Gideceksiniz A spor izleyeceksiniz. Gideceksiniz TRT spor izleyeceksiniz. Gideceksiniz bilmem ne spor izleyeceksiniz. Rıdvan bilmem bile televizyona çıkmış diyor ki, nerede bu limitler? Fenerbahçe bu kadar futbolcuyu nasıl aldı? Rıdvan Efendi aynı soruyu bu limitler niye Fenerbahçe işliyor? Niye Fenerbahçe bir futbolcu alıyor da Galatasaray 10 futbolcu alıyor? Demen gereken yerde söyleyecektin. Ha yine de limit için anlamayan için çok basit bir ifadeyle söyleyeyim. Yıllık ücreti düşük tutarsan az bon servis verirsen çok satış gerçekleştirirsen maaş bütçende birçok şey yeri açarsan gayet rahat transfer yapabilirsin. Bunda hiçbir abesiyet yok. Sen 35 yaşındaki oyuncuya 4 milyon euro vereni sorgula. Rossi, Emre Mor, Joshua King ve Lincoln Henrique'nin toplam maaşının Mertens kadar etmediğini konuşsana yüreğin varsa. Azıcık Fenerbahçeliysen. Ya da diğer arkadaşlar. Bir gün Fenerbahçe formasıyla canlı yayına çıkıp canlı yayında ulan arkadaş ben Fenerbahçeliyim diyemiyorsanız sizin o aldığınız paralar dikkat edin. Boynunuzdan boğazınızdan çıkar. Toplumumuza dikkat edin. Aldığı maaştan dert yanan kim varsa işini hakkıyla yapmıyordur. Bak işini hakkıyla yapmıyordur. Bir doktor ağlıyor mu? Ya maaşım yetmiyor, param yetmiyor. İşini hakkıyla yapmıyordur. Bir öğretmen ağlıyor mu? Benim maaşım yetmiyor diyor. İşini hakkıyla yapmıyordur. O paranın hayrını göremiyordur. Bir itfaiyeci, bir eczacı, ne bileyim bir başkası, şucu bucu. Kim benim yanımda maaşından ağlıyorsa, zırlıyorsa işin hakkıyla yapmıyordur. Ama hocam şimdi İstanbul'da bak şartlar çok ağır. Bir ev kirası 6 bin lira, 7 bin lira. Bir o zaman bir öğretmen maaşı tabii yetmez dersen o işin ayrı bir boyutu. O matematiksel boyutu. Matematiksel hesaplarsın. Kabul. Doğru mu? Doğru. Eyvallah derim. Adamın kendi evi var. Arabası var. Maaşım yetmiyor diyor. Sen öğretmen değilsin. ya Sen şey yapmamıyorsun. Sen helalinden kazanamıyorsun. Bir bunu sorgula. Ne alakası var ya? Yetmiyor işte. Ha eşimi alıp her gün çocukları alıp her gün ben de dışarıda yersem bana da yetmez. Her gün yani Peugeot 3008 alayım diye gidip hayvan gibi kredi çekip aylık 10 bin lira krediye para ödersen bana da yetmez. Allah herkesin gönlüne göre versin. İşinizi hakkıyla yapın. Bu dünyanın ahireti var. Ahireti. Her şey sorulacak her şeyin hesabı sorulacak. Attığınız iftiranın, oynadığınız oyunların, çevirdiğiniz dümenlerin, vallahi de, billahi de, tillahi de, full HD, 4K, 8K ne, 32K ney, bilmem kaç K ile çekimler yapılıyor. Hepinizin hayatı hem de kaç farklı kameradan yapılıyor. Bilginiz olsun. Bir güvenlik kamerası var diye marketten hırsızlık yapamayıp, binlerce güvenlik kamerasına rağmen milleti birbirine düşürenler var ya, vay onların haline.